Merhaba GürüşTürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Yanımızda bugün Rav Show'unu değerlendirmek için Ahmet Tahir Gezici, Bulldog'in ikiyle tanıdığımız Emre Sövücü, Ege Yürüten var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. 504 gün sonra farklı bir heyecanla izlediğimiz Shield'dan esintiler sunmayı ihmal etmeyen, yıllar sonra haftalık şovda Universal Championship maçı seyrettiren Raw Show'unu diriliş etiketiyle değerlendiriyoruz. O zaman açılıştan başlayalım direkt. Evet. Yeni Universal şampiyonumuz var. Adı Roman Reigns. İşte kendisi sözün eli adam olduğunu falan söylüyor. Tabii buğular var gene. Kaçarı yok. Sonra işte kemerini korumak istediğini söylüyor. Dövüşen şampiyonun havalarına giriyor. İşte 2 yıl önce sakatlandı falan filan diye Finn Balor'u tanıtıyor adından bahsetmeden ve Finn Balor'la maça çıkma kararı alıyor. Balor geliyor, maçı resmileştiriyorlar. Ondan sonra saygıdeğer Constable Corbin geliyor. Finn Balor'a ışıklandırmadan dolayı göremedim. Düdüğü diyorum. Zili duymadım, ondan maçı kaybettim diyor. Ya sonra Kurt Angle geliyor, maçları ben yaparım, sen işte kurallara uy falan, memurluk olaylarını fazla abarttın tarzı konuşmalar yapıyor. Balor'a siz Reigns'i duyuruyoruz. Corbin'e de Lashley'i sunuyor. Evet. Hatta Corbin'e Lashley'i de söyleyeyim, direkt bağlayalım burada. Lashley dövüyor kısacası. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bir genlikle maçı bitiriyor. Baron Corbin yeniliyor yani. Peki o zaman şöyle başlayayım ben. Neler düşünüyorsun açılış hakkında? Mesela ya, Finn Balor'un kemer şansı alması. Finn Balor sonunda artık emeline ulaştı diyebiliriz. 3 senelik hasretine kavuştu. Gerçekten Finn Balor herhalde dün gece en çok mutlu olan isimdir. Kaybetse dahi. Yıllardır bu anı bekliyordu zaten. Roman Reigns de hani bir abi tavırlarında, yine bir kabadayı tavırlarında o şansı buna vererek bir anlamda burası benim çöplüğüm dedi. Bence çok ince, çok ince bir senaryo. Gerçekten çok ince düşünülmüş, çok güzel bir senaryo, çok güzel bir açılıştı. Ben çok beğendim. Ayrıca Constable Baron Corbin, ilerleyen saatlerde konuşacağız mutlaka. Kurt Angle'la Steffi karşısında bir çekişme yaşadı. Gerçekten senaryo olarak dolu dolu bir Raw açılışı oldu. Ben çok güzel buldum. 10 numaraydı. Ahmet, sen ne diyorsun peki? Öncelikle hayırlı olsun yeni şampiyonumuz Roman Reigns. Yani evet, garip bir his olacak bundan sonra her hafta kemeri şovlarda görmek. Hayırlı olsun Roman Reigns'e. Finn Balor galiba kaç? 2 yıl oldu mu? 2 yıl oldu değil mi? SummerSlam 2016'dan hemen sonra. 2 yıl yani. 2 yıl sonra rövanş hakkını kullandı. Yine mağlup olsa da. Ben beğendim. Güzel bir açılıştı. Yani yine tabii senin de dediğin gibi yuhalamalar vardı Roman Reigns'e ama olacaktır bunlar. Yani güzel bir açılıştı. Ama maçla ilgili zaten söyleyecek çok bir şey yok. Bobby Lashley. Bildiğimiz Bobby Lashley. Ne olur Lashley'nin peki akıbeti bundan sonra? Yani o da geçen ay acaba Roman Reigns'i tuş ettim ben deyip kemer hakkı isteyebilir mi? Olabilir. WWE yani. Her şey olabilir yani. Chatbox'ta güzel görüşler var Ege Yürüte. O zaman şöyle başlayalım. Asuka Spor demiş ki Kevin Owens Helena Sel'de çıkacak demiş maça. Funko Sofyan açılış güzel demiş. Fatih de Asuka Spor'a cevap yazmış. Kickoff'ta görsen dua et demiş. Ne yazık. Ondan önce Fatih'in bir serzenişi var. Bir dahaki hafta Kevin Owens'ı rövanş mücadelesine çıkarmazsa Corbin ona sütüm haram olsun bu arada demiş. Bu Kevin Owens'ın hani ben bu brandin asiyim modunda gelip de yani Komenya diye gelip de bu hallere düşmüş olması da çok ilginç değil mi ya? Kevin Owens zaten bir yerden sonra bir düşüyor, sağlam düşüyor, sonra kendini topluyor. Goldberg'le olaylarında da aynısı oldu. Sonra SmackDown'ı tertemiz heel oldu yani. Shane McMahon'e benzetti, dövdü. Vince McMahon'e dövdü. Yani çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum açıkçası. Vince McMahon
günah çıkartıyor olabilir mi? Oğlunu dövdüğü için ve kendisini dövdüğü için Kevin Owens'a. Belki Roman Reigns'in karşısına atar o zaman. Zaten Braun Strowman'ın yeterince cerenemesini çekti. Özellikle tuvalet segmenti muazzamdı ya. Gerçekten pişmiş tavuğun başına gelmeyenler Owens'un başına geldi. Ya o zaman bir sonraki kadınlar maçına bağlayayım ben burada. Direkt söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Ahmet bir şey demek ister mi? Yok, ekleyecek bir şey yok. Riot Scott bana göre en kendi yorumumu da arada katarak yapayım hem böylece. Gördüğüm en yapmacık kadın ikili olan Sasha Banks ve Bayley, bir de Ember Moon'u gene yenmeyi başarıyor. Riot Scott bu aralar yükselişte. Ruby Riot finisher vuruşunu yapıyor. Yani Ahmet ne diyorsun bu konuda? Riot Squad neler yapabilir ileride? Yani Riot Squad SmackDown'da ilk debut yaptıklarında Absolution'ın karbon kopyası vesaire diyorduk. Hatta onlardan daha az belki ömür biçiyorduk. Orada bir Paige vardı, Mandy Rose vardı. Daha göz önünde bir takımlardı ama Riot Squad hala devam ediyor. Rava geldiler. Aynı dominasyona devam ediyorlar. Rakipleri yani Sasha Banks ve Bayley çok artık yani yoruma çok şey olduğunu düşünmüyorum bu ikiliye dair. Yani o kadar kötü bir senaryo yazılıyor ki onlara. Bir hafta barışıyorlar, bir hafta kavga ediyorlar, bir hafta işte psikoloğa gidiyorlar. Enteresan işler. Çok yakışmayan senaryolar yani. Sınıf arkadaşlığı gibi ya. Yani çok yakışmayan senaryolar. Zaten hitap ettikleri kesim o değil mi? Ne? Yani. Bir nevi ya. Yani. Bayley'den bakarsak öyle. Ya gerçekten hani kadınlar devriminin en büyük isimlerinden iki tanesinin o halde olması gerçekten benim ilgimi hiç çekmiyor. Sizleri bilmiyorum ama izlenebilir bir yanı da yok. Hani bazı arka alan segmentleri var. Gerçekten akıl dolu, yaratıcı. Fakat Ahmet'in ve senin de dediğin gibi inanılmaz bir ilkokul havası veriyorlar bana. Bu da hiç ilgi çekici değil. Chatbox'ta çok güzel yorumlar görüyorum. Özellikle Kevin Owens hakkında. Demiş ki Zeno, adamlar taştan ekmek çıkarıyor. Tişörtte o yüzden basmıştır Vince. Hatta bir tane daha vardı. Asuka Spor yazmış. Owens, Rollins ile birlikte Hunter'ın Vince'e yedirtmeyeceği tek adam. Bir ara mutlaka yükselecektir demiş. Daha ne? Owens'ı şeyle değinelim diyorum. Şu hani belki yeni authority gelebilir şu arka alan segmentiyle. Oradan bağlayayım diyorum. Evet. Hani Corbin, Alexa, Stephanie falan yan yanaydı. Hı hı. Oradan bağlarız Kevin Owens'a falan. Sami Zayn'e olur, belki. Olur. Benim de Rise Squad hakkında çok söyleyeceğim bir şey yok. Eğer şans verilirse yani üst düzey bir takım olacağını düşünmüyorum. Ya da stable olacağını düşünmüyorum. Bu arada güzel bir davet var. Onu da alayım yayına. Çok güzel bir arkadaş gelecek galiba. Gelebilirse. Hoş geldin Yücel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne? Vay. Kardeşim en son 2000'li yıllarda radyoya girmiştim. Şu an çok duygudolu. Çok duygu dolu anlar yaşıyorum. Hoş geldin Yücel, nasılsın? Hoş bulduk, iyidir. Sizi sormalı, ne yapıyorsunuz? Biz de Ravdin konuşuyorduk, artık seni konuşuyoruz Yücel. Evet. Hoş geldin Yücel. Hoş bulduk. Abi ben Rav'ı izlemedim yalnız ha. Ne? Şu anda tamamıyla kalabalık yapmaya geldim. Siz devam edebilirsiniz. Tamam, o zaman sen de ara ara görüşlerimize katırsın. Ege sen de söz. Ya o zaman vasat maçlardan devam edeyim ben gene. Elias Ring'de Kurt Hawkins'i dövüyor. Drift TV'yle maçını kazanıyor yani. Çok söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sizin var mı bu konuda? Yok. Ahmet? Yani ne diyebiliriz? Yani bu Kurt Hawkins nereye bağlanacak? Seri bitecek mi, onu ben merak ediyorum gerçekten. Kurt Hawkins bir de dayak yemeye mi gelmiş bu şirkete yani? Özellikle Yücel'in eski fan olduğu güreşçilerden biridir. TNA'de falan. Ne? Şu anda tamamıyla yalan söylemesi. Ne alakası var kardeşim ya? Adam TNA'de bir maça çıktı sadece ve onda da bir saatliğine tag team şampiyon oldu. Sen
TNA'de güreşe herkesi seversin diye düşünmüştüm Yücel. Yani %99 falan diye. Evet, Kurt Hawkins'in serisi... Numan olsa burada iyi TNA nostaljisi yapardık. Doğru. Numan olsa gerçi nostalji dediğin yapacağın 2015'i konuşmak ama. Ya da şeyi... Eli Drake överdi. Kısmet değilmiş abi, ne yapalım. Evet, Elias ne kadar gereksiz bir karakter demiş bir tane chatbox'ta dinleyicimiz. Buna... Only Miracles adlı arkadaşımız. Katılıyor musunuz abi? Bence Elias seyirciyle en iyi iletişim kuran güreşçilerden biri. Ya öyle ya böyle yani. Belki gitar çalarak ama. Ya bence Elias artık ne yapacaklarını bilmiyorlar bence. Şey... Bir boşluk görüyorlar mesela şovda. 10 dakikalık bir şey var. Elias'ı atalım, o takılsın, gitar falan çalsın diyorlar. Bence bu kafaya büründü şirket. Elias için plan olduğunu zannetmiyorum yani. Evet. Ya bence Elias herkesin beklediğinden çok daha iyi çıktı yani. Kim Elias'ın bu kadar ilerleyebileceğini düşünüyordu ki? Bence bu bile aslında yeterli. %100. Ama ben kıta arası şampiyon olmasını çok isterdim. Tam bir Jeff Jarrett veya ondan da öncesi Honky Tonk Man tarzı bir karakter olduğu için yakışırdı aslında. Sence Jeff Jarrett'tan mı esinlenilmiş bir gimmick'i var Elias'ın? Sen de iyi bir Jarrett hayranı olarak ne dersin bu konuda? Ya yok ya, zannetmiyorum. Yani bu hani müzisyen gimmick'i zaten hep olan bir şey. Artık güreşte bazı şeyler ısıtılıp yeniden önümüze koyulduğu için zamanla. Hı hı. Çok da şey değil yani. Ben esinlediğini fazla düşünmüyorum. Evet. O zaman bir sonraki maça geçeyim ben. Söyleyecek bir şey var mı Ahmet'in? Ahmet söylesin. Fatih bir şey yazmış. Elias NXT Contender maçında Battle Royale'ında ilk elenecek kadar jobber bir karakterdi. Aslında ondan bahsediyordum. Aslında hala yani bu yaşanırsa kimse şaşırmaz herhalde ya. Yani. Şirketi kafasına plan yok çünkü şu anda bu maça çıkardıklarına göre. Hı-hı. Salih demiş, WrestleMania 33'ten beri muhteşem bir gelişim gösterdi. Doğru. Ya seyirciyle iletişim bence profesyonel güreşin bir numaralı unsurudur. Yani heel olsan da face olsan da eğer o seyirciye duyguyu yansıtamıyorsan büyük güreşçi olamazsın abi. Elias ya belki gitar çalarak yapıyor ama bence bunu mükemmel yapıyor. Evet Ahmet. Ya söyleyecek çok bir şey yok. Elias ben çok harcanıyor demeyi sevmem ama gerçekten harcanan isimlerden birisi ana roster'da. Yani bu kadar yem edilecek, bu kadar dayak yiyecek. Evet belki dayak yemek çok yakışıyor ama bir yere kadar. Bilmiyorum yani, ben de Yücel'e dediği gibi belki bir Intercontinental kemeri çok yakışabilirdi ona. Ama o tren şimdilik kaçmış gibi görünüyor. Elias gelecekte neden olmaz? Elias biraz şey ya, biraz joker bir karakter. Hani bir anda yükseltilebilir, bir anda da jobber olabilir gibi. Tamamıyla suyun akışına göre gidişatı olan bir karakter. E çünkü kalabalığı istediği gibi yönlendirebiliyor. Ring içi eksik ama o da zaten ana kadroda çok da aranan bir şey değil. Yani yine bir anda çıkarsa da ben şaşırmam yani Elias için. %100 ve bence çok sağlam bir vücudu var Elias'ın. Hani hiç beklemedik. O tişörtün üzerinden çıkardığı zaman hiç ondan beklenmedik bir fiziği de var. Niye fiziğinden vuruyorum? Çünkü federasyonun sahibi bu konuda çok önemli görüşler belirtiyor yani. Günümüz main event'ına baktığımızda Braun Strowman'lar, Roman Reigns'ler, Brock Lesnar'lar, hatta öteki tarafta Samoa Joe'lar. Tabi Samoa Joe'yu fizik olarak tarif edemezsin ama bence bu da bir etmendir. Mutant Fest biraz da. Ravana kemere. Öyle %100. Kaçış yok yani. O zaman ben buradan şeye bağlayayım. İki tane takımlar aksiyonu oldu. Biri dizi şey. Authors of Pain, Titus Worldwide'a karşı. AOP bir iki haftadır Titus Worldwide'a kaybediyordu. Ancak bu hafta bu seriyi bozdu. Ve Titus Worldwide'ı yendi. Ve muhtemelen aralarında kısa feyadı noktalamış oldu. AOP için bundan sonraki yol ne olur yani? Evet Ahmet.
Yani yani ne desek bilemiyorum. Yani WWE gerçekten o kadar vasat kullanıyor ki elindeki malzemeleri. Ha belki de bunu bilerek yapıyor. Belki de kadro çok şişkin olduğu için, ertelemek için yapıyor bunları. Ama gerçekten çok vasat kullanıyorlar. Hani elde kimler var ama kim şampiyon? Yani denecek çok bir şey yok. Abi bu NXT'den gelen takımların aşırı bir şanssızlığı var yalnız. He. Yani NXT'den çıkıp da çok başarılı olan bir takım var mı yani? Şu an hatırlamıyorum. Vod Villains patladı, Lucha Dragons patladı. Ondan sonra Revival. Ne bileyim Ascension patladı, Revival patladı. Kim var ki başarılı? Şu an hakikaten açıp bakacağım yani eski NXT takım şampiyonlarına ama yok yani. Saneti patlayacak gibi duruyor. Bence patladı da yani. O hype'ı kaybettiler, momentumu kaybettiler. Tabii canım bence şu anda durumları tamamıyla patlak yani. Ancak çok büyük bir seri yakalamaları lazım şu anda. Yani şampiyon takım da öyle çok büyük bir takım değil ki. B-Team'in bile altındalar yani. Ha şimdi B-Team övücüler de çıkar kesin bak. B-Team'in de bu arada dün gece arenada aldığı reaksiyon hiç fena değildi. Ben beklemediğim şekilde hani aklıma geldi bir anda. Acaba Happy Rusev Day tarzı bir momentum kazanabilirler mi diye düşündüm. İmkansız da değil yani. Amerikan seyircisinin neyi sevip sevmeyeceğini kestiremiyorsun. Bu arada Rıdvan kardeşime selamlar ve sevgilerimi sunuyorum. Devam edebilirsin. Salih de şöyle bir yorumda bulunmuş. Tek pay-per-view alıyorlar, şans bulamıyor diyoruz. Brand show'lar olursa da yetersiz kalıyor demiş. Ortası yok bu durumun demiş kısacası. Ama o Shake-Up'tan önceki kadro için, Shake-Up'tan önceki SmackDown kadrosunda yaklaşık 15 tane güreşçi vardı ve onlar etrafında dönüyordu yani. Ama şimdi kadrolar daha dolu. Asıl tam şu an brand pay-per-view'lar yapılmalı. Yok ya, bence hiç o şeye girmeye gerek yok yani. Denendiği zaman ortaya bir şeyler çıkmadı bence. Abi iki haftaya bir pay-per-view oluyor. Tek bir maça odaklanıyor. Tek bir maçı beğenmediğimiz zaman geri kalan zaten izlenecek bir şey olmuyor yani. İzlenecek bir içerik çıkmıyor ortaya. Aynen, main event de kötüyse zaten şov otomatikman sıçıyor yani. Ya her neyse çoğu pay-per-view'de öyleydi yani son zamanlarda. Hadi ilk başlarda güzel başladı. Bir gaz, bir heyecanla. CD kadrosu çok iyiydi tabii, o da var. Ama Raw'da gördük neler çektik yani. Roman Reigns ile Kevin Owens maçları izledik. Abi aklıma TLC faciası geldi ya. Bir 3'e 5 handikap maçı vardı. Gerisi tamamıyla şeydi ya. Çakma Shield. Aynen. Kurt Angle'ın hayatının en mutlu anlarını yaşadığı maç falan. Efsane fotoğraf geldi aklıma. Aynen. Hayatımda izlediğim en kötü ikinci maç olabilir. Biri o fotoğrafı atarsa çok mutlu olacağım ya. Masa üstümde. Abi muazzam ya. Salih demiş, bu arada içimde var diye diyorum. B-Team'imizin ekmeğini çok yedi. Ya B-Team çok kişinin ekmeğini yedi bence ya. B-Team o kadar çok kişiye Miz'de aldıktan, Miz diğer brand'e geçtikten sonra yapıştı ki. Bence orada yediği ekmek çok. Evet, link gelmiş bu arada. Abi fotoğrafa bakar mısın ya? Adam sanki daha önce hiç 16 kere dünya şampiyonu olmamış. Aşırı mutlu ya. Nasıl çıktım ama maça der gibi ha? Lan ya. Abi o günler de vardı ya. Main event maçı şey rezalet. Diğer maç ring içi bakımından iyi ama ortada senaryoda hiçbir şey yok. Evet. Neler neler atlattı. İlginç günlerdi gerçekten. WWE'nin en ağır yani çuvalladığı şovdur ya. Gerçekten AJ Styles da galiba, yok AJ Styles o şova çıkmıştı da. AJ Styles da Finn Balor. Bray Wyatt aynen. Bray Wyatt çıkamamıştı. Yok. Finn Balor. Sister abi olarak gelecekti. Ulan ya. Ya biz o maçı nasıl izleyemedik ya? Ben hala Bray Wyatt'ın nasıl bir Sister Abigail olacağını çok merak ediyordum. Nasıl bir kas olacak? Arkadaş ortamına getirilen
Sonraki getirilen büyük kuzen gibi. Asuka Spor. Sorma ya. Ulan ya. Evet Ege, söz sende. O zaman şey, B-Team ve Revival iki ayrı maçta karşılaştı. Hı hı. Bir Bo Dallas'la Scott Dawson, bir de Curtis Axel'la Dash Wilder karşılaştı. İkisini de Revival üyeleri kazandı. Hı hı. Ancak şey, B-Team şey, Wilder Axel maçından sonra maçları kaybettik ama hala şampiyonuz dediler. Ve tezahürat aldılar B-Team tarzında. Güzeldi bence yani. Çok ilginç bir diyordu, reaksiyonu. Çok ilginç bir momentum topladılar. Acaba diğer arenalara da bu enerji yansıyacak mı? Ya çok acayip bir şey olabilir. Gerçekten Rusev Day tarzı bir şey olabilir mi diye aklıma gelmiyor da değil. Ama şey güzel olmuş yani, takım olarak hani seri yakalasalar da hala tek başlarına 2 dakikada kaybeden Jobber'dan öteye gidememeleri güzel bir detay olmuş. Evet. Hoşuma gitti yani. Evet öyle. Ya seyirciye ya sempatik sonra gelen yönleri de o zaten. Aşırı salak olmaları. bu kadar salaklığa ne vardı? Arthur Root'un Little Jimmy'si vardı yani. Tutan yani aşırı salak tutan. Aynen. Tutan aşırı salaklıklara bakıyorum. O vardı yani. Onun gibi olabilir. Vallahi kardeşim abi, bir de Immortal vardı. Ne? Garrett Bischoff'la Wes Briscoe vardı bir de. Hayda. Hayda. Ne? Ona girersek çıkamayız kardeşim, boş ver onu. Ace Nate'e girersek mi? O ayrı bir portal. O ayrı bir yayın konusu olur. Bu adamları izledik biz Gür TNA'de. Yani ben de oraları izledim evet maalesef. Abi TNA sınırları içerisinde neler görmedik ki ya. Görmediğim hiçbir şey kalmadı ki. Olma ya. Angle'a karşı heel turn yaptı bu adamlar. Garrett Bischoff'la Wes Briscoe. Abi Garrett Bischoff'un Gunner'la bir maçı var, onu izlemenizi öneririm. Adam o kadar kötü güreşiyor ki Gunner kendi kendine DDT yaptı o maçta ya. Aldı bildiğin ringe kafa attı ya, onu YouTube'dan attı. İzlemenizi isteyeceğim yani. Aces Nace'de hem güzel hem saçma bir şeydi yani. Hayatımda izlediğim en kötü güreşçilerden bir tanesi olabilir. Evet Ege. O zaman artık biraz şey, değerli içeriklere gelelim. Olur. Şeyleri geçtik, çer çöpü artık batalım. Öncelikle şey, 7 Kasım'da Super Showdown diye Avustralya'da bir show olacakmış. Triple H de geldi, Undertaker'la karşılaşacak o showda. 7 Kasım'ın promosunu şimdiden yaptı böyle. 2012'deki maçlarını hatırlattı. Bana 6 Ekim'miş bu arada, düzeltiyorum. Yani şey, çok erkenden kesilmiş promo gibi geldi. Siz ne diyorsunuz beyler bu konuda? Ya Triple H bu maçı neden ayarlıyor olabilir? Bence Undertaker'ı yenmek için. Benim aklıma başka bir ihtimal gelmedi. Başkası olsa katılmazdım ama Triple H olunca mantıklı geliyor harbiden. Ya zaten bu adamlar hani end of the era falan filan dediler. Bir devri kapattılar vesaire. Eskileri mezara gömdüler. Bu maç niye var abi şimdi? İşte tamam, show maçı. Çok üzerine konuşmaya abi gerek yok. Fakat sanki Triple H madara edecekmiş Undertaker'ı da Undertaker'ın üzerinde kalan son ölü adam karizmasını da kendine alacakmış gibi duruyor. Evet Ahmet. Yok ya, yani 3-4 ay önce Suudi Arabistan sınırları içerisinde Undertaker'la Rusev maça çıktı yani. Hani bunları ben pek şey olarak görmüyorum. Super Showdown mıydı bu pay-per-view'un ismi? Super Showdown olur, Greatest Rumble olur. Ya bunları çok şey bazında görmüyorum yani. Ahmet? Bir Babatunde falan vardı ya. Ya Ahmet kovulan bir kez binerek kalmıştı o şovda. Aynen. Biz bir kez falan izledik abi. Biz neler izledik ya harbiden yani. Öyle adamları gözümüze soktular ki. Evet, Salih söylemiş. Arap Rumble için random promo attılar da buna build up yapmaları farklı geldi. Zaten biletler satıldı. Aynen, benim de merak konusu yaptığım mesele şu. Kasım'daki şova
Kasım mıydı, Ekim miydi? Ekim, 6 Ekim. Evet, Ekim. Ben de Ekim diye hatırlıyorum. Az önce Kasım dedin galiba. Ekim'deki Ekim'deki şova hani 2 ay önceden promo kesip bunu duyurmak, biletleri satılmış bir şova. Bence biraz burada egolar oynuyor gibi geldi. Hani Triple H ringe gelirken herhalde Roman Reigns'in büyük rakibini anons edecek falan zannettim. Gerçek diyorum ha. Şaka yapmıyorum. Roman Reigns'in ya da Universal Championship'in önümüzdeki pay-per-view rakibini belli edecek. Contender'ını söyleyecek ya da bir şeyler açıklayacak bununla alakalı diye bekliyorum. Ya da Brock Lesnar'a sallayacak falan zannediyorum. Çünkü şova Brock Lesnar duyurulmuştu. Hani bir gelirler, ikisi birden kapışır mapışır. Bir atrak adam Undertaker dedi yani. Çok şaşırdım. Bana da sanki bu maçı Triple H kazanacakmış izlenimi verdi bu promoyla. Ya ben promoyu dinleyince iyi tamam yapın maçı o zaman dedim yani. Beni çekmedi açıkçası. Evet, Zeno yazmış. Ben Sina'yı çağıracak diye mal gibi dinliyorum demiş. Yani Sami Çınar yazmış. Triple H Undertaker maçı efsane olmaz mı be? 30-40 dakika olsa tadından yenmez. Undertaker abi, 15. dakikasından sonra ölüyor adam. Abi kurban olayım, 2018 yılında Undertaker izlemek istiyor musunuz gerçekten? Ya tamam bak, ringe girişi çok havalı, böyle cenaze marşı falan etkileniyorsun ama o zil çaldıktan sonra adamı kabız eden bir stili var artık ya bu yaştan sonra. Gerçekten yani yapmayın beyler. Açın Ricochet falan izleyin. Numan? Yeterince katkı verdi yani şirkete. Çok büyük işleri oldu. İnkar etmiyoruz da yeter artık. Numan buralarda mısın? Bana kalırsa, bu özel şovun, tamam mı? Evet. Ekim oyunu yapılması Impact Wrestling'e olan büyük bir darbedir. Niye bant programları aynı siz böyle bir şov yapıyorsunuz? Bu birincisi. İkincisi... Haydi aaa! Burama, tamam mı abi? Resmen diyor ki ben daha önce bu adama yenildim. Şimdi bu adamın içinden geçeceğim. Bu adamı rezil edeceğim. Hani yenince babası yani. Çok belli yani. Tekrar o takla kırmızı alacak bu adam. Çok belli yani. Çünkü önceki şu önceki Great Throw lan bunda hiçbir şey... Şu anda Numan'la aynı yayında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yok, inşallah bu yaşanmaz. İnşallah bu yaşanmaz abi. Maç kıta tutun lütfen ya. Maç kıta tutun abi lütfen. Uzun maç sürerse o maçı izlemem ben büyük ihtimalle. Uyurum yani. SummerSlam'de de uyumuştum maalesef. Peki sorum şu, Undertaker'ın son iyi maçı hangisiydi? Hadi bakalım. WrestleMania 27 Triple H. Aynen, o geldi. Benim de cevabı bu. Benim... Peki ondan sonra bir tane söyleyebilecek olan var mı? Yani chatbox'a da yazabilirler. Artık sesiniz ne zaman giderse ama. Aklıma bile gelmiyor. Ya o maçtan sonra, o maç da 2012'ydi galiba. 2012'den sonra hangi maçıydı? 13. 13'te kimle karşılaşmıştı? O kafe 18'de de. Abi açık söyleyeyim, Sting sakatlanmasaydı Sting şu an hala güreşi olurdu abi. Undertaker niye kadar erken çöktü bilmiyorum yani. Abi Sting Flying Crossbody yapabildiği sürece 100 yaşına kadar güreşebilir ya. Yani. Abi, adam niye böyle çöktü erkenden anlamadım ben yani. CM Punk'la olan maçı vasattı yani. Bilmiyorum. Bence ben de Punk'la olan. Bak senaryo çok güzeldi ama maç senaryonun altında kaldı yani. 28 diyor zaten çoğunluk. White ile olan demiş. Abi White ile olan maçını izlemezsin. Tükürür atarsın ya. Yap. Abi yapma. Harbiden White maçı çok kötüydü ya. Zaten Bray White'ın güzel... Maçı apayrı bir kötülüktü zaten. Evet. Bir de White için de kötü oldu yani. Adam Cena'dan sonra bir de Undertaker'a kaybetmişti galiba o zaman. Aynen. 30'da Cena'ya yenildi. 31'de Undertaker. 2 WrestleMania üst üste aynen. Zaten Bray Wyatt'in güzel maç çıkarma şansı yok ya. Ben Bray Wyatt'in güzel maçını da hatırlamıyorum. Bryan'la olan maçları güzeldi. Gerçi Bryan herkesle iyi maç çıkarabiliyor da yine de Wyatt'in de katkısı vardı ya. Evet Ege. O zaman şeye bağlayayım artık. Chatbox'tan Ronda Rousey talepleri geldi çünkü Braun Strowman'la Rousey. Braun'a main event'te değineceğiz. Stephanie McMahon geliyor. Kendisi kadınlar devriminin öncüsü, başı, lideri diyebiliriz.
İşte WrestleMania'da bundan maça çıktı biliyorsunuz zaten. Ronda'yı gömmeye başlıyor. İşte yanındakileri övüyor. Bayley'i, Sasha'yı, Natalya'yı övüyor. Sasha'nın da yalancı smile'ı hoşuma gitti. Ronda'dan nefret ettiği o kadar belli ki. Her neyse. Ondan sonra Alexa'yı ne yaptın diye Alexa'yı gösteriyor. Ronda'ya laf sokuyor. Ama Ronda da Stephanie'yi armbar'ı bağlayıp face tarafta ringde kalıyor. Heel taraf dışarıda. Böyle özetleyebiliriz segmenti. Ne diyorsunuz beyler kısacası? İsteyen dalsın direkt yani. Yani. Bakalım. Aynen öyle. Ben, valla ben büyük bir Ronda Rousey hayranı olarak. Ronda Rousey'nin zaten kemeri kasanmasını hepimiz bekliyorduk zannediyorum. Rousey gerçekten... Beklemiyor muydun? O gerçekten büyük bir yıldız Ronda Rousey. Yani SummerSlam hafta sonunda Brooklyn'de bilmiyorum gördünüz mü? Duvarlara bile artık resmi çiziliyordu. Çok artık güreş üstü bir isim Ronda Rousey. Kemeri kazanması da iyi oldu. Zaten WrestleMania'da şahane bir maç çıkartmıştı Triple H ve Stephanie'ye karşı. Kendini geliştirmeye devam ediyor. En sonunda şampiyonlukla taçlandırdı bu yolu. Ben beğeniyorum yani. Ve ilerideki günlerde neler izleyeceğimizi de merakla bekliyorum. Umuyorum Stephanie daha fazla dahil olur Feud'a. Ya böyle karakterlerin kemerle taçlandırılmasını ben de destekliyorum mesela. Lesnar'ı herkes söverken Lesnar'ın şampiyonluğunu desteklememin sebebi de oynayan. Roster'ın en gerçek adamı Lesnar'dı. En gerçek kadın da Ronda Rousey şu anda. Yani en büyük hedef olması da çok normal ikisinin de. Yani Lesnar bitti ama Ronda devam edecek gibi görünüyor. Bence de hakkını verecek yani. Ahmet Numan yok. Ahmet yok, şey Numan demiş. Dedi, yok önce Ahmet dediniz de. Ha, ben Ahmet Ahmet'in sözüne bir ekleme yapacağım. Ahmet dedi güreş üstü bir kadın. Güreş üstü bir ünü var. Hatta Hollywood'a daha yakın. Yani Drak gibi Drak'ın kariyerine benzercesine WWE'den sonra hatta sonra demeyelim WWE'deyken ara ara Hollywood'da film çekimlerine de gidecektir Ronda. Şu anda hem ben fiziğine de baktığım zaman UFC'deki halinden daha fit olduğunu görüyorum Ronda Rousey'in. İlerleyen yıllarda hani Drak gibi oralara da kayarsa şaşırmam. Yani çok büyük bir yıldız. Süper yıldız tanımına uyuyor. Hani UFC'nin böyle bir ismi kaptırması WWE'ye de ilginç. Kaptırması değil. Ronda'nın zaten dövüşme gibi amacı kalmamıştı yani. 35 saniyeliğe yenildi kadın son maçında. Ya onun o maçında senaryo olduğu falan yazıldı internette. Hatta eski bir WWE güreşçisi Story diye bahsetti o maçtan. Bilmiyorum yani. Ola da bilir, olmaya da bilir. UFC son yıllarda onlar da yavaştan senaryoya kayıyor ki. Mesela Brock Lesnar'ın oktagonu basıp Cormier'i ittirmesi falan gerçek miydi yani? Tabii canım, %100 ya, senaryo. O çünkü Conor McGregor'la gelen bir akım oldu. Yani onlar da yavaştan şova kayıyor bazen. Zaten şey, adamlar kendileri diyor yani. İşte maçtan önce biraz kavga edelim, maçı sattıralım. Sonra şey, el sıkışır konuşuruz diyorlar yani. Ya Kuzey demiş ki sadece ününden dolayı övüyorsunuz da yani sadece ünü değil ki, gösterdiği performans, şovlara çıkma sıklığı, yani oynadığı karakter, duruşu, fiziği, bence her şeyle tam yani komple bir paket olma yolunda ilerliyor yani. Ya ben Ronda'nın kimde olsun? Ben Ronda'nın zaten kadın kalibresinde olduğunu düşünmüyorum Triple H ile olan maçından sonra. Yani ikili Moğollarından sonra bence erkeklerle güreşmeli, erkek divizyonunda güreşmeli Ronda. Ki ilerleyen yıllarda kadın vs erkek maçlar göreceğimizi düşünen biri olarak söylüyorum bunu. Bundan daha önce James Ellsworth, Becky falan gördük, fakat bu örnekler artacaktır ilerleyen yıllarda. Çünkü federasyonun da özellikle feminizm akımıyla beraber hedeflediğinin bu olduğunu görüyorum. Gene çok Fuat Avni gibi mi konuştum bilmiyorum ama bence mümkün. Bence mümkün yani. Yani şöyle bir şey diyeceğim. Ronda Rousey bir de şey, Lesnar gibi olmayacağım, dövüşeceğim dedi. Promosunda. Dövüşen bir şampiyon olacağım dedi yani. Güreşen bir şampiyon olacağım dedi. Bu dövüşen mi dedi, güreşen mi dedi? Efendim? Dövüşen mi dedi, güreşen mi dedi?
Güreşen. Aklım bir an MMA kariyerine gitti. İlginç. Yani pek güreştiğini görmedik. Fighting Champion olayı işte. Anladım. Yani Ronda'yı ben bundan dolayı övüyorum açıkçası. Raw'lara geliyor. Full timer gibi yani şu anda. Part timer gibi takılabilecek imkanı, ünü olmasına rağmen gerçek bir full timer yani. Hiçbir farkı yok. Aynen. Kadın İsviçre'deki live event'e bile çıkıyor yani gerektiği zaman. Peki Ronda'yı kim durdurabilecek? Hadi Ronda'dan çok büyük bir isim olarak bahsettik. Peki bu büyük ismin panzehri kim olabilir? Yani şu anda yani... WWE kadrosunda böyle bir isim görebiliyor musunuz? Charlotte hariç. Erkeklerde Ronda'nın bir tezahürü olarak belki Braun Strowman var. Şimdi Shield'ı saldılar önüne. Belki otorite bir toplu bir isim çıkartırsa anca öyle durdurulabilir. Yani teke tek de ben zannetmiyorum. Kim Bayley mi alacak yani? Bu dört Four Horse of Woman birbirine düşerse bence rakip olabilirler. Bence Rumble'ı Charlotte alacak yani. Ronda'ya çıkabilmek için. Evet, Kuzey Ember Moon yazmış. Olabilir mi? Yok. Geçici ben... rakibi olarak olabilir, evet. Natalya da geçici rakip olabilir o zaman. Ruby de olabilir. Ya rakip bulunur da yani durduracak ismi aslında daha çok soru işareti bence. One vs. All. Roman Reigns geldi aklıma. Mantıklı gelmesi aslında. Harbiden. Dünkü promo aslında buna bağlanabilirdi yani. Raw'un izlediğim tek kısmıydı da şu ana kadar. Birazcık satayım o bilgiyi. O zaman şeye Intercontinental çevresine geçeyim artık. Bu seferki maçımız Dean Ambrose, Dolph Ziggler'a karşı. Kenarda da şampiyonumuz Seth Rollins ve Drew McIntyre var. Ambrose'tan müthiş bir ring içi izliyoruz gerçekten. Tam bir powerhouse'a evrilmiş artık. Allah Allah. Ne? Evet. Değişik hareketler yaptı. Dördüncüsünü hafif değiştirmiş. Pop-up dördüncüsü tarzı bir garip bir şey yapmış. Agresif. Ben çok beğendim Dean Ambrose'u kısacası. Beğenmemem de mümkün değildi zaten. Evet. Siz ne diyorsunuz beyler Ambrose hakkında? Ana konu oydu çünkü. Ring içi performansı nasıl buldunuz? Numan cevap verir bence buna. Numan çıktı mı ya? Sürekli Numan diyoruz. Numan aldı ekmeği yiyor şu anda. Evet Ahmet. Vallahi Ambrose çok janti bir abimiz. Kendini çok iyi toparlamış. Farklı bir tarz da geldi. Gelir gelmez de son 3 şovdur. Şu adam gazını vuruyor. Yani bu gece de Shield'la, dün gece de özür dilerim, Shield'la kandasını vurdu. Bilemiyorum yani, merakla bekliyoruz. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bilmiyorum, tahmin edebilen var mıydı Shield'ın yeniden birleşeceğini? Geleceğiz oraya. Hayır yani. Maçtaki, yani normal bildiğimiz Ambrose. Hani. Ama gecenin sonunda yine damgasını vuran isimlerden birisiydi Ambrose. Ben beğendim yani Ambrose'u. Ama kemer neden Seth Rollins'e gitti hala onu çözebilmiş değilim yani. İhtiyacı var mıydı? Hala çözebilmiş değilim. Gürsen ne diyorsun? Ambrose'un yeni ring içi stiline. Ya Ambrose bilmiyorum çok acayip bir gelişim gösterip göstermediğini daha oturmuş bir story'de daha güçlü bir rakibe karşı kendini gösterebileceği yeteneklerini sergileyebileceği bir rakibe karşı daha iyi anlarız, daha iyi gözlemleriz. Fakat şu bir gerçek kilo almış, vücudunu geliştirmiş, stil değişikliği var. Bunu da iyi taşıyor ve hani o lunatiklik yok sanki ya. Anlatabildim mi? Ya o şımarıklık yok sanki. Bir baharat değişmiş. Böyle nasıl söyleyeyim? Ağır abi olmuş. Aynen. Olması gerektiği gibi. Böyle bir karabiber falan dökmüşler sanki üzerine de hani tadı ağırlaşmış gibi. Evet, Lüca. Şey yok yani. Öyle yok. Hot dog arabasıyla geleyim, üzerlerine ketçap, hardal sıkayım, yok hediye paketinden çıkayım, adamın üzerine atlayayım, işte Money in the Bank çantasından şey püskürteyim. Ondan ziyade daha soğukkanlı bir karakter olmuş ama hani Shield'ın birleşimine geleceğiz de ben bunun da yani Ambrose'un heel turn'ü için olan bir birleşim olduğunu düşünüyorum. Bence Ambrose'un bu hali daha iyi yani. Sürekli mizah şov yapan karakterindense.
Aynen, o çok kötüydü ya. Ben bile zor izliyordum ya. Yani 2015 hani Raw Show'ları demiş. Bu adam, doğru. Bu adam kemerini pantolonun içine takıp gezen güreşçiydi. Sanki o hava değişmiş gibi duruyor biraz. Sami Çınar sormuş. Ambrose heel turn yapar mı demiş. Yapacak. Rahat ol. Ama vakti var biraz. Yapacak. Konuştum. Konuştum, yapacak. İçeriden bilgi var. Ahmet Ercanlar gibi oldum şu anda ya. Kampta keyifler yerinde, Aykut Hoca Dirar'la özel olarak ilgileniyor. Öne doğru, öne doğru Aykut Hoca. Kampta herkesin yüzü gülüyor falan. Epo kaydasında keyifler yerinde. Amerika kampın yıldızı. Amerika gene 5. Nijerya güzeliyle evlenmiş. Al işte. Abi fake'miş o haber ya. Ben gördüm, yıkıldım. Hadi be. Vallahi fake'miş ya. O kadar yabancı basına falan da çıktı ama öyle dediler en son. Volkan Makarna Partisi yapmış. Abi bu genç Fener'in nickine çok merak ediyorum forumda ya. Kırmızı çizgi tayfadan biri belli. Of of. Ege, evet. Güzel, toparlayalım. O zaman şu şey, yeni olası otorite oluşumuna geçeyim. Kurt Angle GM'lik görevlerinden geçici süreyle alındı. Tatile gitti dedi Stephanie. Ki kabacası defol git tarzı bir şey dedi yani. Daha fazlasını söylemeyeyim. Baron Corbin yeni genel menajerimiz oldu. Iconic genel menajerimiz. Yani şovları etki edebilecek. Yanında da Alexa Bliss vardı. Corbin'in GM'liği neler getirir şovlara sizce? Nasıl buldunuz bu hamleyi? Angle'ın yol almasını. Angle zaten koltuğunu bırakması gerekiyordu ya. İstifa etmesi gerekiyordu. Şu en son baba oğul senaryosundan sonra ne kadar yusak bir adam olmadığını ispatlamak için. Hani vardı ya, Recep Niyaz Denizli Spor'a gitti. Babası da Denizli Spor Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Onun gibi bir şey olması gerekiyordu. Abi sen PTT'ye getirdin konuyu ya direkt. Ya işte Kurt Angle Recep Niyaz'ın babası kadar olamadı. Ama bugün Stephanie sayesinde kurtulduk diyebilirim. Bence Raw'dan daha eğlenceli bir konu ya. PTT için de bir yayın yapabiliriz aslında. Olur. Ya nasıl buluyorsun Constable Corbin'in artık tek başına takılacak olmasını şovlarda? Tek güç onda. Ahmet? Ben beğeniyorum yani. Main event sahnesine adaptasyonu çok hızlı yaptı Corbin. Zaten o kumaşı olan bir adam yani. Tipik bir, hani Yeşilçam'da olur ya kötü adam. O da onun için doğmuş. O yüz ifadesi var. Ben çok beğeniyorum. Alemlerin en eyyamcı general manager'ı Kurt Angle'dan bir süre göremeyecek olmak mutlu ediyor beni. Bakalım, daha güzel şeyler izleyeceğiz umarım. Constable Corbin önderliğinde. Yeni otorite oluşumu olur mu peki sence Ahmet? Nasıl? Yeni bir otorite oluşumu olur mu Corbin ve Stephanie önderliğinde? Alexa da var çünkü. Bekliyorum. Hani erkekler açısından bakarsak Kevin Owens, yani önceki haftalara binen Kevin Owens olabilir. Jinder Mahal olabilir. Bilemem yani, böyle bir üçlü bir dörtlü takılabilirler. Olabilir mi Stable? Güzel de olur. Şovlara renk gelir yani. Yani. Evet, Corbin'den beklentim çok büyüktü ama hala beklentimi karşılayamadı demiş chatbox'ta bir arkadaş. Today'de yazmış. Abi evet Yücel. Bir ara bir Jason Jordan vardı. Ona ne oldu ya? Sakat. Angle aslında tam o... Evet, tam abi. Onun dönebileceği bir ortam oluştu ama dönse ne yapar? Ya Jordan sadece Jordan isim atıyorum. Dönemeyecek galiba. Keza Metardi de. Onlar artık yavaş yavaş arka alanda başka rollere evriliyorlar diye bir haber okumuş. Abi Jason... Jordan'ın sakatlığı o kadar ağır mı ya? Atlatamıyor yani. Hala dönemedi. Dönmesi lazım normalde. Haziran'da dönmesi lazımdı. Ağustos bitti. Jason Jordan'ın dönüp Raw GM'liğinde hak istemesi, veraset istemesi nasıl senaryo ama, of kardeşim. İşte şu haberi geçmişler. Jordan Temmuz ortası gibi dönecek haberleri yapılmış ama iyileşme yavaşlamış. Ondan bekliyor hala herkes.
2019'u bulabilir şu anki gidişata göre. Today güzel bir şey yazmış. Angle Lesnar'dan kurtularak görevini tamamladı ve ortamı bıraktı diye. Ya Lesnar'dan iyi ki kurtulduk bu arada. Aklıma geldi, tekrar sevindim ya. O zaman artık şey, bütün her şeyin koptuğu main event'e bırakayım. Ahmet'in söyleyecek çok fazla şey var çünkü. Çok dolu olduğunu hissediyorum buradan. O zaman main event'e geçeyim. Roman Reigns, Finn Balor. Maç, güzel bir maç sonunda Roman Reigns kazanıyor. Roman Reigns tam spear'ı vuracakken Braun Strowman geliyor. Roman'a gözdağı veriyor. Roman korkuyor. Orada bir iki mücadele oluyor ama sonra Roman spear'la bitiriyor dediğim gibi. Sonra Braun cash yapmak için geliyor ringe. Roman Reigns'i dövüyor iki. Ama sonra Dean Ambrose ve Seth Rollins Shield kıyafetleri ve müziğini çekerek girişten geliyor. Brown'a iki hacamat ediyorlar. Spiker masasına gömçürüyorlar. Ondan sonra yumruklar birleşiyor ve maç bitiyor. Maç bitiyor diyorum, show bitiyor. Roman kemerini korumuş oluyor. Cash'in yok. Kontat hala geçerli. Ahmet, sen ne diyorsun bu konuda? Ya bugün gün içinde Ege de bana WhatsApp'tan yazdığında bayağı doluyum demiştim. Şimdi bu konuya iki açıdan bakacak olursak bir sürpriz faktörü var. Artık günümüzde internet çok güreşin içine girdiği için çok sürpriz göremiyoruz. Artık hep spoilerlar düşüyor. Ben haber sitelerini okuyan, podcastler dinleyen bir adamım ama bununla ilgili hiçbir şey duymamıştım. Bununla ilgili hiçbir iddia yoktu. Bir sürpriz bakımından evet, Shield'ın birleşmesi çok iyiydi. Çok beğendim bunu. Çünkü uzun süredir böyle bir sürprize hasrettik. Bilmiyorum, daha önce hiç şaşırdığınız bir an oldu mu? Yani Asuka'nın serisinin bozulması bile beklenen bir şeydi açıkçası Charlotte tarafında. Yapma Allah aşkına, demiştin bozulmaz falan. Charlotte'ın mı? Gerçekten sen her şeyi olduktan sonra bekliyorum diyen bir adamsın ya. Evet, devam et, neyse. Yo, Jinder WrestleMania kazanacak demiştim. Kimse demiyordu. Diyorduk herkes ya, Rusev, Rusev. Gösterdik Rusev'de yani. Şimdi gene Jinder'a geldik ona. Evet, dinliyoruz seni. Yani iyi bir sürpriz oldu Shield'ın dönmesi. Ben beğendim. Ben Roman Reigns'i sevmediğimi zaten hep söylüyorum. Roman Reigns gördüğüm en vasat güreşçi. Ya ondan daha vasatını hiç gördüğümü zannetmiyorum. Brock Lesnar adlı ölümü gösterip Roman Reigns adlı sıtmaya insanları razı ettiler. Umuyorum bu acı en kısa sürede biter. Geçmiş ola. Ben dünkü Roman Reigns face mevzusunu buraya bağlamak istiyorum. Artık Roman Reigns'in bir Twinner karakter olduğunu bence herkes kabul etmiş olmalı. Özellikle Raw'un kapanışı itibariyle. Doğru mu Ahmet? Face diyordun dün. Ben hala face olduğunu dedim ama tam Twinner olsun abi. Allah Allah. Evet Yücel, sen ne söylersin? Abi benim takıldığım nokta şu ya. Dean Ambrose'u döndürdüler. Tamam, kaslar yerinde. Saç falan, imaj harika. Bu adam yine yancı olarak döndü. Yani ben hala buradayım. Bu adam ne olacak yani böyle? Hala yancı gidip, yancı geldi resmen. Böyle devam mı edecek onu merak ediyorum. Umarım dağıtmak için, yani en kısa zamanda dağıtmak için kurmuşlardır yani bu ekibi. Yoksa bilmiyorum, hani Shield devam edince ne olacak? Pek bir fikrim yok. Ben açıkçası bunu bir Shield'ın birleşimi olarak görmüyorum. Hani Survivor serisi kadar böyle ara ara yumruklarını tokuşturacaklardır. Ondan sonra Survivor serisinde kendilerine bir rakip yaratabilirler. Fakat şovlarda sürekli üçlü takılırlar mı zannetmiyorum. Ege, sen ne dersin? Yani şu anki gidişattan ben rahatsızım açıkçası. Yücel'in de dediği gibi o kadar Dean Ambrose döndü. Çok güzel işler yapacak gibi duruyordu. Seth Rollins'le beraber aldınız. Bu adamı Roman Reigns'in yanına koydunuz. Olacaklar belli zaten. Tek team maçında Seth veya Dean dayak yer. Roman spear vurur, kurtarır. Ua maçı kazandı. Böyle İkisinde kemer var yine, garibi Ambrose kenarda. Deli taklidi falan yapıyor. Yazıklar olsun ya. Ya Roman'a cheer aldırmak için veya bu aldırmamak için sürekli Seth Rollins veya Dean Ambrose'u ve ikisini de kurban ediyorlar yani. Her seferinde aynı şey. Abi madem Roman Reigns'i bu kadar güveniyorsunuz, risk alın yani. Bu iki adama da yazık ya. Sürekli koruma kalkanı gibi geziyorlar Roman'ın çevresinde.
Ya abi Roman da şu anda şirketin en büyüğü yani. Çok da yani şu anda şimdi bu haftaki show için çok yabancılanacak bir senaryo değil ama ilerleyen haftalarda işlerin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün gözüken Shield, dün gece gözüken Shield bundan 3 sene önceki Shield kadar birbirine kemik gibi bağlı değiller. Mutlaka yani zaten o mesajı alacağız biz. Gerek arka alan segmentlerinden gerek belki de ring içinde tavırlardan, hallerden. Uzun süreli olacağını düşünmüyorum bu işin. Yani Shield Bora bağlanabilir muhtemelen. WrestleMania'da kaçarı yok. Ya o kadar sürer mi? Yani bilmiyorum. Şimdi zaten Braun Strowman bir şey bence Hell in a Cell'e kontratını taşıyacak. Birebir maç için. O Braun Strowman'ın zil olayı da acayip. Yani Strowman'la Reigns birbiriyle bayağı kapıştı ring içinde. Nasıl zil çalmadı yani? Orayı da bağlayamadılar bana kalırsa. Yani bence bu şey Braun akıllıysa, şirket de biraz düşünüyorsa Braun'u şey kafese yollarlar Roman'la maça. Akıllı bir adam bunu tercih eder yani. Her taraf kapalı, kimse yok. Roman'ı istediğin kadar dön. Evet, ilginç. Oh. Yani bu maç dediğin gibi kafese girerse Braun Strowman için de akılcı olacaktır. Yani inşallah düşündüğüm gibi olmaz. Roman Reigns'i korumak için gene bu iki adam feda edilmez. Ama çok da mutlu değilim yani. Ahmet sen ne dersin? Roman Reigns'in rakibi kim olur? Roman Reigns ile ilgili konuştukça bir tarafım diyor ki Ahmet Tay siyasi konuşma diyor. Evet, sonuca gel. Neyse siyasi yazmıyor. Beyler aynen siyasi yazmıyor. Braun Strowman olur değil mi? Hayır, Braun Strowman olur diyorsun. Evet. Anladım. Bir de Kevin Owens olabilir. Bobby Lashley? Zannetmiyorum. Bir de şöyle haberler var. Shield vs. Strowman Lashley Balor. Bu ne? Survivor mu? Ha eline sen. Yok eline sen için. Abi, aslan namazı kabul edilmeyecek üç kişi. Üç yabancılar. Bu Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı gibi. Neyse siyasi. Ne? Aynen. Siyasi yazın. Evet. O zaman şey, şova puanımıza geçelim artık son olarak. Söyleyecek bir şeyimiz yoksa. 1 saat 5 dakika oldu çünkü. 4. Totalde. 5 üzerinden 4. Ben de şu anlık 4 veriyorum. Ahmet? 5 yani abi. Milletin aylardır beklediği oldu. Yeni şampiyon. Shield döndü. 5 yani. Buna 5 vermeyeceksek neye vereceğiz? Doğru. Aslında güzelten. Açılış ve Stephanie'miş. Aynen. Senaryo gelişimleri. Yücel? Aga ben izlemedim. Şimdi kaç puan vereyim ya? Kuzey mi? Aynen 4.5 vermiş. Geç Fener'e 4.5 vermiş. Zeno 1 vermiş. Evet. Moneymakers Mete 1 vermiş. Today 5 vermiş. Bu kadar arkadaşlar o abi, zaman. Yarınki TD'yi de çok kısa bir tanıtalım istiyorsanız. Çünkü bir sürü olay duyuruldu. Yarın Bludge Brothers ve New Day No Disqualification maçına karşılaşacak. Jeff Hardy ve Randy Orton maça çıkacak. Becky Lynch kendi yaptıklarını açıklayacak. Neden yaptığına ilişkin yorumlarda bulunacak. AJ Styles'e röportajı var. Ve The Miz kendini övecek Miz TV'de. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saat 22'de SmackDown canlı değerlendirmemiz olacak. Yine radyomuzda. Aynı linkten takip edebilirsiniz. Yücel'e, Ege'ye, Ahmet'e ve bir süre Numan'a katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet söyle Yücel. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.